akşam. ...20 yıl önce 10 dekarlık bir yerde deneme amaçlı çilek üretimimiz başladı ve gayet güzel olduğu gözlendi. Bu etrafta yaygın hale geldi, ilçemiz bölgesinde yaygın hale geldi. Geçtiğimiz yılın rakamları, ilçe tarımının resmi rakamları 40 bin ton çilek üretimi. Bunun ekonomik karşılığı 2 milyar gibi. 2 milyar Türk lirası gibi bir ilçemize giriş oldu. Köyden şehire göçümüz durmuş durumda şu anda. Tersine döndürdük. Büyük şehirlerden ilçemize gelenler ve yerleşim olarak gelenler ve bu işi yapanlar fazlalaştı. İlçemizdeki Tarım Müdürlüğü, Ziraat Odası ve Çilek Bir Üretici Birliği olarak 550-600 lira. 600 lirayı işçi kendi yiyeceğini getirdiği zaman, eğer işveren kahvaltı ve öğle çayını vermek kaydıyla 550 lira. Yurt içinde büyük şehirlere, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Afyon, Uşak, Kütahya o tarafa gider. Yurt içinde buralara. Fakat yurt dışı ihracatlarımız da var. Nereler? Bunlar Romanya, Maldivler, Katar, Dubai, Gürcistan ve Türkiye Cumhuriyetlerine ihraç olarak gönderiyoruz. Yani dekar başına ortalama olarak yılda 200 bin lira, 250 bin lira kadar kazanç oluyor. Bunun da 100 bin lirası, 125 bin lirası kar diyebiliriz. Bu sene çileklerimiz 2 hafta daha erken geldi sıcaklardan dolayı. Yeterli soğuk alamadı. Bu sebepten dolayı bu sene erken başladı. Bu dönemde şu bulunduğumuz aylarda Temmuz, Ağustos ayına kadar 3 günde, 4 günde, en geç 4 günde bir çilek olgunlaşıyor. Biz yılda 5000 ton ürün alıyoruz. Bunun yaklaşık taze olarak yurt dışına 500 tonunu ihraç ediyoruz. Bunun bir kısmı endüstriyel fabrikalara gidiyor ve geri kalan da iç pazara, marketlere, otellere dağıtım, pastanelere dağıtım oluyor. Bunu Romanya, Gürcistan, Kazakistan, uçak kargoyla da Dubai ve Maldivlere yapıyoruz. Bu şekilde ihracatımız devam ediyor. Gürcü müşterilerimiz bunu Ermenistan üzerinden Rusya'ya girdiriyorlar. Dolayısıyla Rusya'ya çileğimiz de gitmiş oluyor. Ha, Romanya'da da şöyle bir şey var. Romanya'dan giden çilekler de hepsi Romanya'da satılmıyor. Oradan Avrupa'ya, işte Almanya başta olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerine dağılabiliyor.